Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Azmi, Adapazarı'm. Ziyarete geldim. Gene solucanlarımı şöyle çekeyim. Böyle üstlerini kapatmıştım. Çok da güzel oldu ya. Giriyorlar ve şeyin içine duruyorlar. Kağıtların üstüne kadar geldiler, altlarına kadar geldiler. Böyle çekeyim onları ben. Bir görelim. Şöyle kağıtları alalım. Bakın buyurun arkadaşlar. Üste kadar çıkıyorlar artık. Rahat rahat hareket ediyorlar. Hani diyorlar ya solucanlar üşüyor. Solucanlar şöyle. Solucanlar böyle. Hayır arkadaşlar üşümüyor. Solucanlar üşümüyor. Üşüseler böyle bunlar meydana çıkmazlar. Üşümüyorlar. Çadırın içindeler. Soba da yakmıyorum. Hiçbir şey de yapmıyorum. Kağıtla üstlerini kapattım. Bu şekilde geziyorlar. Burada. Buraya fazla kağıt koymuşum. Burada da çıkmışlar. Evet arkadaşlar. İşte rahatsız etmek istemiyorum. Oyun ayının 28'i tahminim. 2 gün sonra yem vereceğim. Ama biraz daha bekleteceğim. Bu kasaları boşaltmam lazım. Kasalarım çok dolu. Işığı görünce kaçıyorlar içeri doğru. Ama hepsi dışarıda. Ve şurada da var. Burada da var. Hepsi üste geldiler. Yemleri yiyorlar. Yemleri çok beğendiler. Yarın yemi de çekeceğim. Kısmet olursa. Yine çok güzel bir yem hazırladım. Aynı şekilde, aynı teknikte yapıyorum. Biliyorum ki benim yaptığım yemi çok sevdiklerini. Çünkü aynı şekilde yapıyorum. Hiç de üst şey yapmıyorlar. Önceden yaptıklarımda dışarı kaçmaya çalışıyorlardı. Şu an hiçbiri yerinden kımıldamıyor ve mamalarını çok sevdiler. Daha 2 gün oldu koyalı. Hemen üste çıkmaya başladılar ve ben çok memnun oldum. Bir yerde yavrularım var. Bir tarafta büyükler var. Yerim dar olduğu için ben onları şey yapamıyorum. Arkadaşlar, büyük firmalar biliyorsunuz küçükleri bir teşvik etmiyorlar. Birbirimizi teşvik edersek, birbirimizin kanallarını beğenirsek biz de yükseliriz. Gübreyi de satamayacağım diye bir şey yok. Ben 5 liradan kilosunu satıyorum. Allah nasip ederse yaza kadar gene bu topladıklarımı bunları ayırır da kurutur da hazırlarsam yazında başında Mayıs'ta bunları satarım. Küçücük bir yer az ama olsun. 80 kilo 90 kilo olsun. Yani şimdiki vereceğim yemle beraber bayağı bir çoğalma oluyor. Solucanlarım da çok iyi güzel çalışıyorlar. Yavrularım da büyüdü. Kokonlar çıktı. Bir tane kokon eksi şey yapmadım. Hepsi çıktı. Çünkü bu çadırın içi sıcacık diyorum ya. Işığı da ben öyle akşamları yakıyorum. Sabahleyin de sabah kapatmıyorum. Gece kapatıyorum. Bir de falan kapatıyorum. Ondan hariç böyle kapalı duruyorlar. Gazeteleri koyduğum için de çok çok iyi oldu. Arkadaşlar bu şekilde. Böyle ben suyu süzüyorum bu tülle. Üstlerine koyuyorum ama şeydir bu. Suyunu süzüyorum. Aldığım suyu. Bu da sularım birikti. Böyle. Burada da var. Altta tepsilerim var. Koydum. Benim de böyle başarmaya çalışıyorum. İnşallah yaz geldi mi büyütmeye çalışıyorum. Domateslerim de yine böyle büyüyorlar. Çiçek açmadılar ama bayağı da boylandılar. İnşallah domates verecekler bana. Çadırın içinde bu kadar işte bu kadar bir yer. Arkadaşlar yemim çok güzel oldu. Gerçekten mamayı çok güzel hazırladığıma eminim. Ve tarif isteyene de tarif veririm. Ben de açık. Hiç kıskançlık yok. Herkes yapsın. Herkes şey ziyan olmasın. Bakın 600 kişi yapıyormuş. Bir 600 kişi daha olsun diye bağırınıp duruyor bir arkadaşımızın biri. Herkesin böyle bir şey yapmasını istiyorum. Solucanla gübre çıkartmasını istiyorum. Hanımlar çalışın. Çalışmak evinizde iş yapacağız diye düşünüyorsanız bu işi yapın. Benden size tavsiye. Yani durduğunuz yerde para kazanıyorsunuz. Ne var? Gübre. Gerçekten bu gübreyi yapın. Bakın mama üste çıktılar, düzleştiler. Hayırlısı. Neyse o olsun. Arkadaşlar sizlere kolay gelsin. Burası da bu gübreyi ben elemiştim. Üstünde kuru fazla da yaş diye bırakmıştım. Bunun içinde kokonlar vardı. Ve kokonlarını biraz daha dursun dedim.
Bu tarafta da mama var. Yarıya böldüm onu. İnşallah bir daha eleyeceğim. Hayırlı akşamlar.